Kabuk yaptın olmadı. Yap göz asısı. O da olmadı. Yap dilcikli. İlla ağaç bana mısın demiyor. Ne bir hastalık kapıyor. Ne bir enfeksiyon kapıyor. Sonunda birinden biri tutuyor. Evet. Ben aşı yapılıp da bu muhtelif aşıların yapılıp da tutmayan ağacı yani belki yüzde bir görmüşümdür ama yüzde yüz tutar. Kabuk yaptık. Tutmadıysa göz yaptık. O da tutmadıysa şey yaptık değil mi? Dilcikli. Evet. Yani iki sene içinde muhakkak birine bir tuttu. Bunu keşfeden dış ülkeler ne yapmış? Mekanik budama yapmış. Ağaçları şöyle düşünmüş. Yani 4 metre yapmış ağaçları. Niye 4 metre yapmış? Çit dikimi. Yani mekanik budama için. Giriyor bir taraftan motorla buduyor. Yani onun özel makineleri var. Niye? Çünkü ceviz ağaçları kesmeye, gövdenin yeni dal sürgün vermeye çok üstün kabiliyeti var. Bundan faydalanarak biz çeşit değiştirmede Rahatlıkla aşı yaparız. Aman ben kabuk yaptım da bu tutmazsa ben ne yaparım ağacım gitti. Öyle bir şey yok. Kesinlikle. Yalnız şöyle bir şey var çeşit değiştirmede. Onu burada söylemek istiyorum. Yöreyi de vereyim ben. İzmir Tire'de iyi bir iklim var oranın. Şubat'ta kesmiş ağaçları. 350 tane ağacı. İnanır mısınız 10 tanesi kalmış. Erken kestiği için. Geliyor Nisan'da aşı yapacak. Ağaçları alamamış. Erken kesmiş. Orada ağaçları aşı yapacağımız zaman 15 gün önce 20 gün önce keseceğiz. Yani Mart sonuna doğru ağacı kesip Nisan'da aşı yapacağız ki aşıyı tutturalım. Ama siz eğer Şubat'ta keserseniz aşı yapacak ağaç bulamazsınız ki. Yani bunlar zor bir şeyler değil. Ee, yani sizi izlemeye devam etsinler. Olayı çözerler. Cevizde çeşit değiştirme aşısı olarak kabuk aşıyı, göz aşısını ve e, diricikli şeyi kullanabilirler. Peki bunların içinde e, sizin Gözlemlediğiniz en ideal, en rahat tutabilen aşağı hangisi? En rahatı, en kolayı biz kabuk öneriyoruz. Çünkü çeşit değiştiriyoruz. Yani bu fidan yetiştirme değil. Evet. Fidan yetiştirmede konuşuruz. Efendim orada da dilcikli var, bilmem göz var. Gözündeki çeşidi var. işte yongalı göz, yama göz. Evet. Ama tabii durgun olarak. Bir de bunun sürgünü var ayrı. Ama çeşit değiştirmede ideal olan kabuk aşısıdır. Niye? Ağaçlarımız kalın çünkü. Çeşit değiştirme gerçekten önemli bir konu. Bu konunun üzerine daha çok durulması da gerekir. E, bu anlamda son olarak çeşit değiştirme ile ilgili üreticilerimize, bu işe yeni başlayacaklara, mevcut bahçe sahiplerine ne söylemek istersiniz? Çeşit değiştirme olayı gerçekten çok önemli. Şu elimdeki örneği eğer size verirsem bunun önemi daha çok anlaşılır. Gerek ülkemiz için gerekse bu işi yapan üreticilerimiz için, çiftçilerimiz için. Yalnız bu örneği okumak zorundayım. Çünkü yanlış rakam söylemeyeyim. Önemli evet. bu. Bu Yani bir örnekle bitireceksiniz. Örnekle bitireceğim. Bu rakamlar yalnız kesin rakamlar. Yani öyle şey değil. Trakya'da çok önemli bir potansiyel var. Evet. Burada ki bir bahçeden örnek vermek istiyorum. Şimdi burada 7 yaşında bir bahçe bu. 7 yaşındaki bahçede geçmişte 10'a 10 aralık mesafeyle dekara on ağaç dikilmiş. 120 dekar, 1200 ağaç. Uç dal verimli çeşit dikilmiş. Üstelik de oraya uymayan çeşit dikilmiş. Ne verim var, kilo olarak ne kalite var. Sonuçta 2012 yılı sonu itibariyle alınan net kilo komiktir. 400 kilo. Çünkü altyapı da iyi işlenmemiş. Çeşit iyi seçilememiş. O 400 kilo da iyi değil bakın. Bu çok önemli. Şimdi burada mevcut bahçeden eğer iyi bir çeşit dikseydi mevcut bahçeden mevcut aralık mesafede seyrek dikseydi ne olacaktı? 1200 ağaçtan 7 kilo alacaktı. 8400 kilo yapar. 400 kiloyu çıkardık 8000 kilo. Geçen seneki fiyatlar 10 liradan 80 bin lira. 80 bin lira gitti. Mevcut bahçe ama. Evet. Şimdi bu bahçeye biz eğer Sık dikim yapsaydık, e, yandal verimi olan çeşit dikseydik ne olacaktı? Onu müsaadenizle söylemek istiyorum. Tabii ki böyle. Şimdi altyapıyı iyi yapıp, eğer mevcut çeşidi değil de oraya uyan iyi bir çeşit buraya yapsaydı, aslında 3600 ağaç dikmesi lazım ama mevcut bahçeyi konuşuyoruz ya. Evet. 1200 ağaç dikseydi, yani aynı ağaç dikseydi ama çeşit şey olsaydı, altyapıyı iyi yapsaydı, 30 kilo 1200 ne yapar? 36 ton. Çarpı 10 liradan 360 bin lira şu anda kayıp var. Eğer burada sık dikim yapsaydı yani 8'e 4 30 taneden e, 1200 ağaçta 3600 e, çarpı 30 ne yapar? 100 ton dolayında yapar. Bitiriliyor. Bu, bu yanlış değil. Ben bunu matematik olarak da bunu ben e, mahallinde de ben bunun iddiasında her zaman varım ki benim söyledim rakamlar asgari rakamlar. Dolayısıyla şu andaki kaybı bu bahçe sahibinin 360 bin lira. Eğer buraya daha iyi bir aralık mesafeyle daha altyapı oluşturarak cevizin temelini iyi atarak bahçe kursaydı bir trilyon para alacaktık. Aldığı 400 kilo ceviz o 400 kilo cevizi de satacak gibi değil kendisinde de yiyecek gibi değil. Gerçekten çok büyük rakamlar var yani aslında bu iş... Bunlar şey değil yani hayal değil. Evet aslında bu iş olması gereken gibi olması yapılırsa gerek. gerçekten cevizle ya da tüm meyvecilikte e, güzel kazançlar elde edilebilir. Mümkün. İlk, iklimimiz uygun, toprağımız uygun. Anadolu, biz, Anadolu cevizi bizim dünyaya bizden yayılmış. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Cevizde son söz olmaz da çünkü devamlı arkası geliyor ama. Son olarak şunu söylemek istiyorum vaktimiz nedeniyle. Şimdi Anadolu cevizi diye sinonim olarak Anadolu cevizi geçer. Kafkas derler veyahut İran derler. Efendim bu Anadolu cevizidir. Bizde 60 milyon yıllık fos, fosiller var. Evet. Bu cevizler bizden e, yıl olarak e, bakmam gerekiyor. 750-500 yıllar arasında Yunanistan'a gitmiş. Oradan Avrupa'ya Romalılar geçmiş. Romalılar da buna Juglans latince adını takmışlar. Juglans demek kral cevizi demek. Yani bu ceviz ancak krallara layık anlamında. Oradan İngiltere'ye gitmiş. İngiltere'den 17. yüzyılda Amerika'ya gitmiş Kaliforniya'ya. Şimdi Kaliforniya buraya buna diyorlar ki İngiliz cevizi. Çünkü İngiltere'den gitmiş. Ama İngiltere bizden gitmiş. Yani bu bizim cevizimiz. Şimdi burada diyoruz ithal çeşit, yerli çeşit hepsi var. Efendim bu ithal çeşitler biraz heyecanlandım kusura bakmayın. Bu ithal çeşitler bizim cevizimiz. Anadolu cevizidir. Yuglans rejiyadır. Bunlar Anadolu cevizi. Evet kesinlikle ee, tek Anadolu Tek farkı dönüp dolaşıp yine bize mi geliyor? Tek fark Anadolu cevizi. Oraya gidiyor İngiltere, Amerika'ya, Kaliforniya'ya. Kaliforniya'da ıslah ediliyor. Tekrar bize Çentir olarak dönmüş. Çentir olması da Cemal olurdu. Adı Çentir olmuş. Yani bizim Anadolu cevizi. Veyahut Frankette. Frankette, efendim Frankette olması da başka bir isim olurdu. Fahri olurdu veyahut başka bir şey olurdu. Şili Kaliforniya'dan cevizi alıyor. İslah hazır cevizi. Yetiştiriyor. Çünkü onun uzun bir sahil boyu var. Ve bizim Türkiye şu anda Şili'den gelecek cevizi bekliyor. Ben bulamıyorum 10 kilo. E şimdi evet. dostuma verecek. Bizim Anadolu cevizi isim değiştirerek bize geliyor. Bu bizim cevizimizdir. Bu e, bilimseldir yani benim bu e, tutuculumdan veya şundan bundan değil. Bu bilimsel olarak Anadolu cevizidir. Adı ne olsa olsun. Frankettir, Fernordur, Fernettedir, Midland'tır, çeşitleri çok. Howard'tır bilmem nedir. E, burada e, bunların ismi değişerek tekrar bize geliyor. Bize e, ithal ile geliyor. Ve biz de kilosunu 30 yiyoruz. İnşallah bu e, kaderimizi yeneceğiz biz. Ben her zaman şunu söylüyorum e, Orta ülkeleri için petrol çok önemliyse bizim için de ceviz önemlidir. Her yerde deniz sıfırdan alıp 1600 1700'e kadar olabilen bir ağacımızdır. Yeter ki mevcutların çeşidini değiştirelim. Birden bir, an önce şeye geçeriz. Öbür yeni ektiğimiz, diktiğimiz belki uzayabilir ama mevcutları kesip atmayalım. Yazıktır, günahtır. Bir de odun yapıyorlar. Bunların çeşidini değiştirerek inşallah Trakya'daki bu 1 milyon TL kaybı var. Eğer şey tesis etseydi ama şu anda kayıp 360 bin lira ülkemiz topraklarına, ülkemiz havasına, iklimine ve ülkemiz insanlarına yazıktır. İnşallah bundan sonra çeşit değiştirerek daha iyi sonuçlar alacağız ve cevizi ithal değil ihraç edeceğiz. Bereket TV yine burada her zamanki gibi teşekkür ediyorum. Halkımızın da bu konuya eğilmesini diliyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. değerli izleyenler Balıkesir'de ceviz ve vadem araştırmacısı Selam Bayrak'la cevizle çeşit değiştirmeyi